Sayın Valim, Sayın İçişleri Komisyonu Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Jandarma Alay Komutanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, protokolün değerli üyeleri, başımızın tacı gazilerimiz, siz değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize bu festivalimizde bizi yalnız bırakmayıp burada olduğunuz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Aslında 11'de başlayacak programımız biraz da gecikti. Bundan dolayı konuşmamı çok uzatmak da istemiyorum. Sadece 2012 yılında meyvenin alası Göksu'nun elması temasıyla başlattığımız elma festivalinin 8.sini yapmak üzere bir arada olduğumuzu ifade ediyorum. Bu başlangıcı 2012 yılının ilçe kaymakamımız, bugün Mersin valimiz olan Sayın Ali Hamza Pehlivan Bey'i de buradan saygılarımla selamlamak istiyorum. Bugünlere gelirken bir hayli zorluklarla geldik ama Allah'a hamdolsun bunları başardık. İlçemizde tarım yapan çiftçilerimizle birlikte başardık. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle başardık. İl Tarım Müdürlüğümüzle başardık. Siz değerli hemşehrilerimizle başardık. Göksu'numuzda tarımın her türlüsü yapılmakla birlikte hem bahçe tarımında öne çıkan hem de tadıyla, raihasıyla, rengiyle Türkiye'nin başka yerlerinde üretilen elmadan çok farklılık gösteren kaliteli elmamızın tanıtımını yaparak çiftçimize katkı sağlamak, bu vesileyle de ilçemizi elmayla markalaştırmak suretiyle bu güzelim yayla ilçemizi en güzel yaşam merkezi, doğal merkez, doğal yaşam merkezi haline getirdiğimiz ilçemizin tanıtımını yapmak için bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii biz yerel yöneticiler olarak önce sizlerin belediye hizmetlerini yaparken bununla birlikte kalkınmanın en önemli unsuru olan merkezi idarenin birimleriyle de birlikte ilçemizde bulunan gerek milli eğitim, gerek tarım, gerek spor müdürlüğü, gerekse orman işletme ve bütün kurumlarımızla birlikte ortak projeler yapmak suretiyle ilçemizin kalkınmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz ve bu amaca yönelik bütün çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken 9. yılımızda olarak sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyor ve sizlere verdiğimiz sözlerin bir yerine getirilmesini sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Biz size verdiğimiz sözleri ve size yaptığımız hizmetleri ve yatırımları yaparken arkamıza bize güç veren devletimizi, hükümetimizi ve diğer bakanlıklarımız olsun, ilçede belediye meclis üyemizi, üyelerimizi ve bizim sürekli işlerimizi gece gündüz takip eden belediye çalışanlarımızla birlikte bu hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Bütün çalışmalarımız ve gayretimiz güzel Göksu'numuz için, güzel Göksu'numuz için devam etmektedir ve devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de aynı amaca yönelik çalışmalarımızı mutlaka devam ettireceğiz. Sevgili hemşehrilerim, bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri tek tek saymaya kalksak belki de zaman yetmeyecek ama ben buradan sadece başlıklar halinde sıralayıp hatırlatacağım.